Ukrayna'da çözüm için Rusya ile diyaloğu sürdürme politikasını savunurken Türkiye ile ilgili şu ifadeyi kullandı. Türkiye'nin Rusya ile konuşan tek dünya gücü olmasını kim ister? Savaş sırasında hem Ukrayna hem de Rusya ile konuşup çözüm üretebilen tek ülke Türkiye oldu. Fransa rol çalma yarışına girdi. İtiraf gibi açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Elize Sarayı'nda Fransız büyükelçilere hitap eden Macron, Ukrayna'da çözüm için Rusya ile diyaloğu sürdürme politikasını savunuyordu. Bir diplomatın işi herkesle, özellikle de aynı fikirde olmadığımız insanlarla konuşmaktır dedi. Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden tek güç olmasını kim ister diye ekledi. Macron, Rusya Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmeden önce savaşa engel olmak için Kiev ve Moskova arasında mekik diplomasisi yürütmüştü. Çabaları sonuçsuz kaldı. Hatta fiyasko ile bitti. Macron'u 5 metrelik masada kabul eden Putin, Fransa Cumhurbaşkanı'nın 6 saat boyunca kendisine çözüm önerileriyle işkence ettiğini söylemişti. Macron'un telefon diplomasisi de çözüm üretmedi. Aksine Putin'in sık sık sesini yükselttiği hararetli tartışmalarla geçti. Macron'un başarısız girişimlerine rağmen Rusya ile diyaloğu koparmamakta kararlı olduğunu açıklaması Türkiye'den rol çalma çabası olarak yorumlanıyor. Fransa liderinin Türkiye'yi hedef alan tek açıklaması bu değil. Türkiye, Rusya ve Çin'i sosyal medyada asılsız bilgi yaymakla suçladı. Fransız diplomatlardan bunu engellemeleri için iletişim araçlarını etkin kullanmalarını istedi. Macron geçen hafta da Cezayir'de benzer mesaj vermiş, Türkiye, Rusya ve Çin'de Fransa düşmanlığı yapan ağlar var demişti. Dışişleri Bakanlığı bu açıklamaya sert tepki gösterip Macron ülkemize ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılamaz ifadelerini kullanmıştı.